Merhaba arkadaşlar, ben Zeynep Hoca. Felsefe ile tanışma ünitemizde devam ediyoruz. İlk videomuzda da işte felsefe nedir biraz tanımlamaya çalıştık. Filozof nedir, felsefi sorular nasıl sorulardır, bunlara bakmaya çalıştık sizle birlikte. Şimdi de birazcık daha felsefe ile düşünme, zaten düşünme etkinliğidir diyebiliriz tanımlarsak eğer. O yüzden biraz felsefi düşünce neymiş, özellikleri nelermiş, aslında bütün bu kavramların hepsini birazcık daha bu konuda bilgi vermek istiyorum size. İlk olarak bilgi nedir, biraz ona bakalım sizle. Bilginin oluşabilmesi için aslında bizim bir takım kavramlara ihtiyacımız var. Bunlardan birincisi bilen bir kişi olması gerekiyor ki biz buna suce diyoruz. Yani özne demek. O yüzden subjektif de arkadaşlar, subjektif öznel anlamına geliyor. Bir de bilinen nesne ya da şeye ihtiyacımız var. Bu bazen kişi de olabilir. Biz buna da obje diyoruz. Yani nesne. Bu anlamda objektifte, olaya objektif yaklaşıyorum derseniz de nesnel yaklaşıyor oluyorsunuz. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bilim nasıldır arkadaşlar? Objektiftir. Çünkü işte sana göre su 50 derecede kaynar diyemezsin. Her durumda, her koşulda aynı sonuçları vermesi söz konusudur. O yüzden nasıl bir etkinliktir? Bilim objektiftir. Yani nesneldir. Felsefe ise bana göre iyilik şudur, bana göre şu değildir. Adalet bana göre şu adil bir davranış ama bana göre değil diyeceğiniz için felsefe ise nasıl bir etkinliktir? Subjektif, yani öznel bir etkinliktir. Bu ikisi arasında akt dediğimiz bir ilişki var arkadaşlar. Akt da bu bazen düşünme olabilir, kavrama olabilir, hayal kurma olabilir, tasarlama olabilir. Bu ikisi arasındaki ilişki sonucunda ortaya çıkan ürüne biz bilgi diyoruz. Şimdi bilinç kavramına baktık. Hani bilinci gündelik hayatta da kullanıyoruz aslında. İşte rahatsızlanan kişiler için, mesela işte komada olan kişiler için bilinci kapalı diyoruz. Yani hiçbir şey hayati fonksiyonların yerine getirmiyor anlamında. O yüzden bilinç aslında farkında olmak kavramıyla iç içe diyebiliriz aslında tanımlarsak. Tabii biz burada ben öğrencilerimle şeyi tartışıyorum. İşte hayvanlarla insanlar bir çeşit hayvan mıdır? Hayvanlarla insanlar arasında bir takım farklılıklar var mıdır? İşte hocam burada bilinç kavramı işin içine geliyor. Yani düşünme etkinliği işin içine giriyor diye. Hatta bunu daha sonrasında da ilerletiyoruz. İşte artık yapay zekalardan bahsediyoruz. Onların da bilinci var mı, olabilecek mi gibi kavramları uzun uzun tartışıyoruz biz derslerimizde. Öz bilinçte kişinin kendisinin farkında olması olarak tanımlayabiliriz. Düşünmek de aslında bütün bunların, bütün bu kavramların hepsi birbiriyle iç içe. Düşünmek dediğimiz şey de nedir? Yani çeşitli tanımlar yapılabilir aslında. İşte mesela Aristo mesela insanı hayvandan ayıran en temel özelliğinin düşünebilmesi olduğundan bahseder. Düşünmek çok tabii dediğim gibi yani geniş olarak tanımlayabileceğimiz kavramlardan bir tanesi. Ve felsefenin olmazsa olmaz etkinliği nedir? Düşünmektir. Aslında felsefe bir düşünme etkinliğidir. Yani sorgulamaktır, düşünmektir. Zaten düşünme dediğim gibi etkinliği olduğu için felsefenin olmazsa olmaz noktası insan düşünendir diyebiliriz. İnsanı insan yapan en temel özelliklerinden bir tanesi bence düşünebilmesi diyebiliriz. Şimdi gelelim
Felsefi düşüncenin niteliklerine. Şimdi felsefeyi öncelikle şuna bakmamız gerekiyor. Felsefe bir bilim midir? Klasik anlamda bakarsak arkadaşlar, klasik tanımı anlamında bakarsak felsefe bir bilim değildir. Neden? Çünkü öznel bir etkinlik. Yani nesnel değil. Ama tabii ki de bilimle bir arasındaki çok büyük benzerlikler var. Bir kere konusu ve anlamaya çalıştığı şeyler aynı zaten. Evreni, varlığı, insanın kendisini hep sorgulaması söz konusu olduğu için o yüzden konusu anlamıyla şey. Fakat felsefi düşüncenin bir takım nitelikleri olması gerekiyor. Şimdi ilk olarak felsefe-mitoloji ilişkisine bakalım. Mitoloji masallar demek. Yani masallar, söylenceler, daha öncesinde yani insanlığın ta doğuşundan bugüne kadar olan sözlü geleneğe dayalı bir takım açıklamalardan bahsediyoruz. Yani İnsanoğlu merak etme, işte bu mesela işte yağmur nasıl oluyor konusunu merak etmiş. Bunun daha öncesinde de bir takım mitolojik açıklamalar var. İşte ne oluyor? İşte Zeus bize kızıyor, elindeki asasıyla pat diye şimşek gönderiyor gibi. O yüzden de bir takım açıklama, yani bunlar ama tabii ki de çok önemli. Neden? Bunlar olmasaydı, bu tür açıklamalar olmasaydı aslında felsefe de olmazdı diyebiliriz bir noktada. Çünkü ona felsefenin doğuşuna kaynaklık ediyor. Gene bilimde de aslında bir takım açıklamalarda bize yardımcı oluyor diyebiliriz. O yüzden felsefe, mitoloji aslında başlangıcından itibaren iç içe diyebiliriz. Fakat biz ilk filozof olarak, ilk filozof Thales'tir diye alıyoruz. Neden? Çünkü Thales felsefenin olmazsa olmaz noktası, şimdi ikincisinde de gördüğümüz gibi, akla ve mantığa dayalı olması gerekiyor. O yüzden de arkadaşlar şöyle bir şey diyebiliriz. Şuna çok dikkat edin. Felsefeyle birlikte mitolojik açıklamalar bitmiş. Bitmiş. Geleneksel düşünce bitmiş. Yerine akıl ve mantıkla açıklama gelmiştir. Neden Thales'i alıyoruz? Çünkü Thales, bu arada siz Thales'i nereden biliyorsunuz? Matematikçi biliyorsunuz. Thales kuramından hatırlarsınız. Çünkü Thales ilk defa güneş tutulmasını akla ve mantığa uygun bilimsel bir açıklama yaptığı için biz aslında ilk filozoflardan, doğa filozoflarından biri olarak saymamız söz konusu. Dediğim gibi mitolojik açıklamalar çok önemli. Fakat felsefeyi yapan, felsefenin olmazsa olmaz noktası arkadaşlar, akla dayalı olması gerekiyor. Felsefenin kesinlikle akla dayalı olmadığı sürece bu bir felsefi düşünme biçimi değildir aslında baktığınızda. Başka bir alana gider yani. İşte dini bir düşüncedir, ne bileyim bilimsel farklı bir düşüncedir, bilimsel demeyelim de işte sanatla ilgili olan düşüncedir, bir açıklamadır. Ama felsefi bir açıklama yapıyorsanız, felsefi bir düşünce yapıyorsanız olmazsa olmaz noktası akla dayalı olmasıdır diyebiliriz. Burada logos diye bir kavram da göreceksiniz. Logos aslında arkadaşlar doğru söz, konuşma, düşünce, akıl ve bilgi gibi anlamlara gelmesi söz konusu. Logos, yani işte o yüzden de felsefe logostur. Yani nedir? Akla ve mantığa dayalıdır diyebiliriz. Peki felsefenin konuları neler? Felsefi düşünce aslında bilgi, varlık, değer üzerine bir sorgulamadır. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi de sorgulama. Sorgulama olduğu için felsefe kesinlikle nedir? Eleştireldir. Eleştireldir. Yani sorgular, söylediği bir şeyi kendi içerisinde savunduğunuz bir şeyi de ne yaparsınız? Sorgulamanız söz konusudur. Bu yüzden dogmatik değildir. Yani bir yandan şuna da bakalım, felsefe nedir? Yani felsefe düşüncenin niteliklerine bakıyoruz. O yüzden aslında tersten okursak felsefe ne değildir'e de bakabiliriz. O yüzden felsefe inançlara dayalı bir düşünme biçimi değildir. Mesela nesnel değildir, subjektiftir. Bunu da yazalım istiyorsanız. Öznel, yani subjektiftir.
Ve en önemli noktalarından bir tanesi eleştireldir. Yani dogmatik değildir. Dogmatik ne demek bu arada? Dogmatik eleştiriye kapalı, yani kesin bilgiler diyebiliriz. Yani ön kabulleriniz olması söz konusudur. Şu şöyledir diye ön kabulünüz varsa bu dogmatik olması söz konusudur. Ama felsefe asla ve asla zaten yapısına uygun olamaz. Eleştireldir ve kesinlikle ne değildir? Dogmatik değildir. Evet. Gene şeyi göreceksiniz. Burada zaten hani eleştirel ve sorgulayıcı olmasından zaten bahsettik. Dogmatik değildir diye buraya da yazalım. Dogmatik değildir. Şimdi bazen göreceksiniz ilerleyen şeylerde felsefi düşünce refleksiftir diyor. Refleksif kelime anlamı olarak içe dönük demek. Yani felsefe aynı zamanda kendi üzerine de düşünür arkadaşlar. Kendi üzerine düşünme. Sürekli bir sorgulama etkinliği olduğu için kendi üzerinde de ne yapar sürekli olarak bir sorgulaması söz konusudur diyebiliriz. O yüzden yani felsefenin konusu nedir, içerisine neler girer gibi konuları da sürekli ne yapar? Bir sorgular, yani refleksi düşünün, sürekli bir aynı kelime kökeninden olarak düşünün. Böyle bir döngü gibi düşünün, sürekli olarak ne yapar? Bir sorgulaması söz konusudur diyebiliriz. Şimdi gelelim yığılımlı ilerlemesine. Şimdi bilimle arasındaki farklara bakalım. Bilim arkadaşlar, bilim bir bilim adamı bir düşünce söyler, bir kuram ortaya koyar. Bir sonraki onu ne yapar? Ya da teknolojideki ilerlemeleri, bilimin işte teknoloji kısmına bakalım. İşte siz cep telefonunu önce elektriği bulmadan cep telefonu bulamazsınız. Yani bilim birikimli olarak ilerler. Felsefe ise neden birikimli olarak ilerler? Çünkü nesnel bir etkinlik. Felsefe ise arkadaşlar bir takım filozofların, bir takım düşünürlerin düşünceleri oralarda, mesela onların ahlak konusundaki düşünceleri, siyasetle ilgili düşünceleri, ne bileyim işte sanatla ilgili, bilgiyle ilgili düşünceleri bir yerlerde birikirler. Yani bu anlamda baktığınızda felsefe kümülatiftir. Yani yığılımlı olarak ilerlemesi söz konusu. Tabii ki de o da ilerler. Çünkü ilk açıklamalar, ilk konularla aynı durmuyor. Hayatın kendisi de sabit bir şey olmadığı için, statik bir şey olmadığı için felsefe de eğer bir yaşama anlamlandırma etkinliği ise zaten hiçbir zaman şey olarak ilerlemez. O yüzden de kümülatiftir. Neden? Çünkü bu nesnel, buysa öznel olduğu için ve her şeyde olduğu gibi felsefede de bir nesi vardır arkadaşlar? Sistemlidir. Yani dağınık değildir. Dağınık değildir. Örneğin ileride göreceksiniz. Diyelim ki işte bir filozofun bir düşüncesi varsa aslında o düşüncesi dinde de, bilgide de aynı şekildedir. Ahlakta da aynı şekildedir. Etikte de aynı şekildedir. O yüzden nasıl ki zaten sistemli olmasa dağınık bir bilgi olur. Ama oysa ki felsefe bilgi tıpkı bilimdeki gibi de nedir? Bir sistemi vardır. Kendi içerisinde bir sistemi olması söz konusudur. Zaten dağınık olsaydı o zaman hani tam olarak anlayabilmemiz söz konusu olmazdı. O yüzden de aynı zamanda nedir? Felsefi bilgi sistemlidir diyebiliriz. Etkinliğe geçmeden önce belki şunu da söyleyebiliriz, şunu da ekleyebiliriz. Felsefe tutarlıdır. Tutarlı olması bir şeyin çelişmemesi demek arkadaşlar. Yani şu demek değil. Hocam diyorsunuz işte öznel bir etkinlikte. O zaman bir kişi farklı bir düşüncesini söyleyemez mi? Yani farklılaşamaz mı? İnsanların düşünceleri değişmez mi? Evet, değişebilir. Ama bu onun tutarsız olduğu anlamına gelmiyor. Tutarlı olmak demek kendi içerisinde sistemi olduğu için kendi içerisinde, yani şöyle bir şey, benim bugün söylediğim bir şey yarın buna A diyorsam, yarın B'yi söylüyorsam siz bana güvenmezsiniz.
Aslında tutarlılık neyle ilişkilidir? Güvenirlilikle ilişkilidir. O yüzden bir şeyin tutarlı olması ne anlamına geliyor? Çelişmemesi anlamına gelmektedir diyebiliriz. Şimdi bu kısım çok önemli arkadaşlar. Özellikle o yüzden biraz daha bence dikkatli olarak bu videoyu birkaç kere daha dinleyip üzerine düşünmenizi öneriyorum size. Şimdi ben bir de o yüzden ufak bir map kitabınızda bir etkinlik var arkadaşlar. Böyle bir takım şeyler vermiş. Onu yapalım sizle birlikte istiyorum. İşte burada bir takım kelimeler veriyor. Felsefenin özelliklerini, felsefi düşüncenin özelliklerini veriyor. Bizden de bunlar hangisine girebilir? Bunu şey yapmamızı istiyor. Eşleştirmemizi istiyor. Örneğin birincisi. Kadim bir geçmiş. Kadim çok geçmiş demek. Çok köklü demek. Örneğin işte antik Yunan'dan beri gelen bilgiler kadim bilgilerdir. Ya da Mısırlıların bilgileri kadim bilgilerdir diyebiliriz. Kadim bir geçmişe sahip felsefi düşünce bir etkinlik olarak eski Yunan'da doğmuştur. Fakat felsefenin doğması ve gelişmesine Mısır, Mezopotamya, Çin, Hint gibi köklü uygarlıkların da etkisi olmuştur. Yani aslında baktığınızda ne diyebiliriz? Hani aslında felsefenin ilk doğuşu neyle ilişkili biliyorsunuz ki? Merak etmekle, merak etme diyebiliriz buraya. Neden? Çünkü dediğim gibi yani antik Yunan'da doğuyor ama aynı zamanda Çin, Hint, Mısır gibi uygarlıklar da aynı şekilde merak ederek bir takım açıklamalarda bulunması söz konusu diyebiliriz. Gene ilk Yunan filozofu olarak Thales kabul edilir. Hem bu açıklamalar bir yandan size konunun hani birkaç bilgisini de veriyor. Bu anlamda önemli diye düşünüyorum. Biz Thales'i kabul ediyorduk. Thales kendinden önceki mitolojik evren tasarruflarıyla yetinmemiş, varlığın özünün ne olduğunu bilmek istemiştir. Buna ne diyelim? Akıllı olan var mı bakalım? Akla uygun olan olduğu için. Buna ne diyebiliriz? Bakalım. Belki eleştirel ve sorgulayıcı olmasından bahsedebiliriz. Burada. Çünkü eleştirel ve sorgulayıcı olma. Neden? Çünkü dediğimiz gibi bakın farkındaysanız mitolojik açıklamalarla yetinmemiş. Ne yapmış? Onları eleştirmiş ve aynı zamanda sorgulayarak yeni bir takım şeyler vermeye çalışmış bize. Devam edelim. Varlığın özünün ne olduğunu araştıran millet felsefecileri. Millet bu arada Didim arkadaşlar. Çok uzak bir yerler değil. Mitolojik açıklamalar yerine hani bunu bir paragraf sorusu gibi de düşünebilirsiniz. Bu arada felsefe dersi sizin paragrafınıza çok düşünme etkinliği olduğu için biraz sonra eğitimle ilişkisine bakacağız. Size çok etkisi olacak. Varlığın özünün ne olduğunu araştıran milletli felsefeciler mitolojik açıklamalar yerine akla uygun sonuçlara ulaşmaya çalışmışlardır. Hani burada doğa filozoflarından bahsediyoruz zaten ve doğa filozofları işte evrenin ana maddesi nedir sorusuna bir takım cevaplar bulmaya çalışmışlar. Su demişler. Yani mitolojik açıklama yapmıyor. İşte Zeus bize şimşek gönderiyor diye bir açıklama yapmıyor. Akıl demek, akılcıl düşünme demek arkadaşlar. Rasyonel düşünme demek. Rasyonel olma. O yüzden buradaki hani anahtar sözcüğümüzde akla uygun. Anaximenes bu da bir filozof. Thales'in sorduğu sorunun yanıtını aramış. Fakat onun verdiği yanıttan kuşku duymuştur. Kuşku duymak burada da neyden bahsedebiliriz? Kuşku duymak şüphe duymak diyebiliriz. Çünkü felsefenin en temel noktalarından bir tanesi felsefe merakla başlar. Aynı zamanda nedir? Dogmatik değildir demiştik. Yani kesin körü körüne inanmıyorsunuz. O yüzden şüphe de felsefede olmazsa olmaz şeylerden bir tanesidir. Kavramlardan bir tanesidir. Gene bakalım filozofun kendi düşüncesi üzerine düşünmesidir. Düşüncenin kendisine yönelmesidir. Bu da aslında neyden bahsediyoruz? Refleksif olmaktan. Daha önce işte açıklarken size demiştim. Felsefe aynı zamanda düşünce üzerine de düşünmedir. O yüzden de felsefenin yine olmazsa olmaz özelliklerinden bir tanesi refleksif olmasıdır. Yani kendi üzerine, kendine, düşüncenin kendine yönelmesinden bahsediyoruz.
Gene bakalım Aristoteles, bu da bir filozof, kendinden önceki felsefe geleneğini ve filozofların düşüncelerini ayrıntılı bir biçimde analiz etmiştir. Yani kendinden önceki farkındaysanız gelen düşünceleri ne yapıyor? Aslında derlemesi söz konusu. O yüzden felsefenin bilimden farklı olarak nasıl ilerliyor demiştik? Kümülatif. Yani yığılımlı ilerler özelliğini de buraya koyabiliriz sizle birlikte. Devam edelim bakalım. Şöyle koyalım. Evet. Aristoteles arkadaşlar, göreceksiniz bunları. O yüzden hani böyle size çok yabancı isimler geliyor şu anda ama yavaş yavaş işin içine girdiğinizde yavaş yavaş anlamaya başlayacaksınız. Sadece bir kulak dolgunluğu olması açısından da önemli diye düşünüyorum. Aristoteles mantık biliminin de kurucusudur. Bu arada felsefe mantık iç içedir arkadaşlar. Mantık belki hani şimdilerde görüyor musunuz bilmiyorum ama doğru düşünme biçimidir mantık aslında. Öyle şey yapabiliriz. Ve neyi söylüyor bize? Mantık doğru düşünmenin ve düşünceleri arasındaki uyumun bilimidir diyor. O yüzden buna da ne diyebiliriz? Uyum olduğu için belki tutarlı olmasından da buraya koyabiliriz. Tutarlıdır. Uyum içerisindedir. Gene aynı zamanda felsefe düşünce belirli bir iç düzen ve biçime dayanır. Yani nasıldır demiştik? Belli bir nesi vardır. Bilgisayar gibi düşünün. Belli bir neyi vardır? Sistemlidir. Sistemli olmayı da buraya koyabiliriz. Ve son olarak da filozofların sorularına dair açıklamaları zamanla çoğalır. Fakat bu soruların kesin yanıtı yoktur diyor. Burada da ne özelliğini koyabiliriz? Bir kere öncelikle öznel olması. Yani subjektif olması. Hatırlıyorsunuz. Objektifte neyse neydi? Nesnelde her durumda, her koşulda herkes için aynı sonuçları vermesiydi. Zamanla çoğalır. Fakat bu soruların kesin bir yanıtı yoktur diyor. Bunu da gene dediğimiz gibi yani şeyden bahsedebiliriz. Gene buraya evrensel olmasını da ekleyebiliriz. Yani şimdi felsefe aynı zamanda hani şunu da açalım istiyorsunuz. Evrenseldir. Şimdi bana şunu diyebilirsiniz. Hani ben öğrencilerime soruyorum çoğu zaman. Felsefe evrensel midir diye. Şöyle diyebilirsiniz. Şimdi hocam sonuçta çok öznel bir etkinlik olduğu için nasıl evrensel olabiliyor? Fakat ilgilendiği sorular herkes için geçerli. Herkes için geçerli. İnsan nedir? Evrenin başlangıcı var mıdır? Sonu var mıdır? Adalet nedir? Gibi konular bütün insanlığı ilgilendiren olduğu için ve daha önce de söylediğim gibi aslında baktığınızda yani filozofların bir coğrafyası yoktur. Tüm insanlığı ilgilendiren konulardır. Çok öznel bir etkinlik olduğu için olmasına rağmen ilgilendiği konular, sorular açısından nasıldır arkadaşlar? Evrenseldir. Şöyle kısaca toparlayacak olursak subjektif olmasından bahsettik. Özneldir dedik. Evrenseldir dedik. Tutarlıdır dedik. Kendi içerisinde çelişmez. Bir sistemi vardır dedik. Nasıl ilerler? Yığılımlı yani kümülatif olarak ilerler. Dogmatik değildir. Yani kesinliği yoktur. O yüzden eleştiri açıktır. O yüzden şüphe olmazsa olmaz. Eleştirel olması ve sorgulayıcı olması olmazsa olmaz özelliklerindendir. Ve aynı zamanda nasıldır? Rasyoneldir. Yani akılcıl bir düşünme biçimidir diyebiliriz. Bu da felsefenin genel olarak felsefi düşüncenin genel özellikleri arkadaşlar. Bir sonraki videomuzun sonunda zaten üniteyle ilgili genel bir tekrar etkinliği yapacağız. Orada da sizle birlikte bu
konuyu tekrar etmiş olacağız. Ama söylediğim gibi felsefi düşüncenin özellikleri çok önemli arkadaşlar. Bir kere daha bence uzun uzun videoyu izleyin ve üzerine düşünün. Bir sonraki videomuzda da artık felsefenin yaşamla ilişkisine ve konularına bakacağız. Ve genel olarak şöyle bir ünitemizi felsefe nedir konusunu biraz daha toparlamaya çalışacağız. Bizi beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.